Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Gülçatı İnşaat'tan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Temiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük, çok çok daha iyi olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de şansınıza ve kanalınıza teşekkür ederiz bu nazik davetinizden dolayı. Sağ olunuz. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Süleyman Bey? Ben Süleyman Temiz, 1972 Ordu doğumluyum. 13 yaşıma kadar Ordu'da hayatımızı devam ettirdik. 13 yaşımızdan sonra da hayat bizi İstanbul'a attı. Evet. İstanbul'da abim vardı, inşaatçı. Onun yanında askerlik çağıma kadar abimle çalıştım. Daha sonra da askerde 18 ay askerlik yapınca düşünme, projeler üretme fırsatımız oldu. Nasıl kendi şirketimi kurarım, onu planlayarak da geldikten sonra şirketimi kurdum. Evet, ve Gülçatı İnşaat hayata geçti. Evet, Gülçatı İnşaat hayata geçti. Zaten baba mesleğimiz bizim. 40 yıllık bir firmayız. Ama ben Süleyman Temiz olaraktan 2000 yılında devraldım şirketi ailemden, abimden daha doğrusu. 2000 yılından bu tarafa da Gülçatı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olaraktan faaliyet gösteriyorum. Ve şu anda da Türkiye'nin markası olduk, çok şükür Allah'a. Evet. Peki Gülçatı İnşaat'tan biraz daha detaylı bilgi paylaşır mısınız bizlerle? Örneğin vermiş olduğunuz faaliyetler nelerdir? Nasıl bir ekibe sahibiz? Nerelere hizmet taşıyabiliyoruz? Gülçatı İnşaat özellikle çatı kaplama, izolasyon, yalıtım işleri yapar. Biz Türkiye ve Türkiye dışında bir kurumsal şirket olaraktan faaliyet gösteriyoruz. Yani ekip olaraktan da birazcık bu aralar ekibi mecburen pandemiden dolayı inşaatta sıkıntılıydı. Hı hı. İşte 35-40 kişiye düşürdük ama inşaatlar yeniden yine faaliyet gösteriyor. Bu pandemiden dolayı da güzel olacak. İnşallah. Projeye göre personel sayımız değişmektedir diyorsunuz. Peki yapılarda yalıtımın öneminden biraz bahsedelim mi? Yapılarda yalıtımın önemi hakikaten olmazsa olmazdır. Bugün binanızın temeli alındığında, o ilk beton döküldüğünde o temelin altına su yalıtım izolasyonu yapılmazsa, temel alttan su alır. Kirişler ve kolanlar ne olur? Demir erozyona uğrar ve korozyona uğrar ve çürür. Bugün bir deprem olduğunda hiçbir bilim adamı yalıtımdan bahsetmiyor. Kolanların demirleri çürümüş. Niye çürümüş? Betonun içinde demir çürümez. Demir niye çürür? Demir su alırsa çürür. Onun için önce temeli yalıtım yapacağız. Daha sonra da çatıyı. Bugün çatıyı yapıyor, çatı yapılıyor. Mesela iyi bir yalıtım olmazsa evinizin çatısı akacak, dekorasyonu bozulacak. Mesela ısı yalıtımını iyi yapmazsan çatının ne olur? Doğalgazı kışın yani daha çok doğalgaz parası verirsin. Kesinlikle. Yazında daha çok klima parası verirsin. İyi bir yalıtım yapılırsa, çatıya ısı yalıtım yapılırsa mesela kışın evin sıcak olur, yazında serin olur. Güneş ışınlarından ve soğuktan etkilenmez. Evet, bu gerçekten çok önemli. Anladığım kadarıyla hem zemine yapılan hem çatıya yapılan yalıtım tamamen ısının içeride kendi halinde dolaşımını sağlıyor. Bu da tabii kaynaklarımız yani enerji için çok ama çok önemli olduğunu vurguluyor. Öyle değil Tabii mi? Tabii ki. Şimdi binanın dış cephesine güzel bir montlama yapılırsa, ısı yalıtım yapılırsa, çatıya da iyi bir ısı yalıtım, su yalıtımları yapılırsa, ne olur doğalgazı yaktığımızda, yaktığımız doğalgaz boşa gitmeyecek. Evin içinde duracak ısı. Ne çatıdan çıkacak ne dıştan çıkacak. Çok doğru. Bu da vatandaşlarımızın cebine katkıda bulunur. Ülke ekonomisine katkıda bulunur. Kesinlikle öyle. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı bu. Aynı zamanda sizin yurt dışından getirmiş olduğunuz bir enerji sistemi var. Yurt dışından İsviçre'den Edesa Solar diye bir kiremit sisteminin
Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri Arap Emirliklerinin geniş bir şekilde distribütörlüğünü aldık. Bu sistem mükemmel bir sistem. Kiremit, bildiğimiz kiremit. İçerisine Avrupalı bir molikristal camdan bir solar yerleştirmiş. Gün ışığından elektrik üretiyor. Hem çatını yapıyorsun hem elektriğini üretiyorsun. Ne oluyor burada? Hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çok önemli. Gerçekten bu çok çok önemli. Peki fuarlara katılıyor musunuz? Fuarlara katılıyoruz. İşte bu pandemiden dolayı katılamadık. Evet. Ama yurt içi yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Evet. Bu da yine çok önemli. Evet. Malum süreç pandemi inşaat sektörünü de çok yakından etkiledi. Sizler neler yaşadınız ve nasıl görüyorsunuz bundan sonrasını? Bundan sonrasını biz pandemide de çok şükür Allah'a boş durmadık. Çalıştık, yani işlerimiz vardı. Biz iyi bir firmayız. Yani bugün sektörün lideri diyebiliriz Gülçatı İnşaatı. Firma olaraktan zaten müşterilerimiz belli. Yeni yeni müşteriler de katıyoruz bünyemize. Biz çalıştık ama genel olaraktan bir sıkıntı var inşaatta. Bu son günlerde de yeni yeni projeleri siz de televizyonlarda izlersiniz var. Yani iyi, biz iyiyiz. İnşallah ülkenin geneli iyi olur. İnşallah diyoruz, inşallah diyoruz. Evet, aynı zamanda bir dernekte de oldukça aktif bir şekilde hizmet sunuyorsunuz. Bahsedelim mi biraz? Evet, edelim. Biz İstanbul'un en büyük organize sanayi olan İki Telli Organize Sanayi'de İOSİT diye bir dernek kurduk. 35 bin sanayiciye hitap eden, 400 bin çalışanı olan bir dernekte de yönetim kurulundayım. İnşallah başkanımız Ahmet Akkaya'yı da burada ağırlarsınız. İnşallah, inşallah. Tabii ki bekleriz kendilerini de. Evet, bundan sonrası için Gülçatı İnşaat'ın hedefinde neler var? Oldukça bilinen ve sektörde gerçekten faydalı hizmetleriyle yola devam eden bir firmasınız. Artık bundan sonraki hedefler neler? Bundan sonra hedeflerimiz artık açılmak, yurt dışına açılmak. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizden hem ihracat yapacağız, zaten ithalat yapıyorduk ama evet, önemli olan ihracat yapmak. İhracat yaparaktan ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz ve şirketimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Şu anda yurt dışı çalışmalarımız var. İnşallah kısa sürede de sonuç alacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah diyoruz. İnşallah. Son olarak izleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz? İzleyicilerimize ne diyeyim, çalışalım, 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 yeise düşmeyelim. Çalışmak, çalışan demir pas tutmaz derler. Çalışmak insana moral verir, huzur verir. Şunu da unutmadan söyleyeyim, şu anda Afrika'da yürümekte olan projelerim var. Afrika'da, Gine'de şantiyelerim var. Onu da buradan söylemiş olalım. Evet. İşte bunlar da azmin ve çalışmanın zaferi, evet, diyoruz biz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Gülçatı İnşaat'tan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Temiz konuğumuz oldu. Hoşça kalın.